Birinci soru. Eşinizin en sevdiği futbolcu kimdir? Kalırsın işte. Böyle kalırsın yani. Nadia Comaneci. Dakika tutuyorum. Tam özlemli şeylik, esmalık soruydu bu. Hiç alakam yani hiç Kalas mi hiç? Kalas Kala kaldım. Kalırsın öyle diyorum ya. Sallayacağım yani yapacak şey bir yok. Bir tane sporcu adı söyleyiverin. Sana da bakmıyorum. Tamam bakma. Eşim Galatasaraylı. Hı hı. Çok fazla futbol benim alakam yok. Hacı diyeyim. Hacı mı, Hagi mi? Bilmiyorum yani. Hacı. Benim hiç aklıma gelmedi ya. Ben futbolla alakam yok biliyorsun. Futbolla alakanız olmadığını biz de biliyoruz ama eşinizin en sevdiği futbolcu. Bir maç görevi lazım oraya. Arda Turan. Hacı değil. Yani doğuştan Galatasaraylı bu adam. Bilmem lazım. Artık değil ama. Doğuştan Galatasaraylı. Başakşehir'e gidiyor. Ne bileyim ya. Evet çok güzel bir soru sırada. Eşiniz askerliğini hangi yılda yaptı? Bunu bilmen lazım yani. Evet merak da biliyordum. Mesela eşinizin askerlik falan fotoğrafı var mı böyle? Var. Hı hı. Yakışıklı mıydı orada? Çok. Ya. Gencecik. Nerede çekilmişti o fotoğraf? Eşim acemilik mi ustalık mı? Bilmem acemiliği, bu fotoğrafı hangisi? Yani acemiliği Isparta. Aha. Usta Birliği Şırnak biliyorum ama yılının 80... 93 veya 90... 93 ne yaptım ben? Ben 43 yaşında mı? 83. Peki var? Cevabınızı... Uzakta gittin sen. Eşinizin cevabıyla karşılaştırıyorum. Sizin cevabınız... Yıllar var. 83 diyorsunuz askerliğini yaptığı yıl ile ilgili. Eşiniz ise 2002 demiş. Aa evet ya. Bir şey söyle. Tamam sen 81 olmuşsun. Sana doğdu 5 yaşında. 2 yaşında askere gitti. Evet ya. 2001 ya 20 yaşında askere gidiyor. Çok mantıklı bir şey. Aşkım karıştırdım ya. Anaokula gittiği yaşı sormadı. Biliyorum 3 tane yılbaşı geçirdi. 2002 yılı komple full askerden geçti. 3 tane yılbaşı geçirdiğini biliyorum ama 2000... Ben yaşına gitti aklım ya. Yaş. Neyse geçelim. Bir daha size anaokulunu sorarım. Ya ben karıştırdım ya. Ben yaşına gittim hocam cidden. Tamam yaşına gittiğin zaman mantığı çözmen lazım ama. Ben tam yaşında tamam, gittim. Tamam biliyorum. Aslında. Karıştırdım. Rezil oldum zaten sus. Estağfurullah. Yok, büyük rezil burada bir saniye. Çerçevelik cevap ben orada. Ben kendime gülüyorum. Ben yaşından sonra askerliği hesaplayacaktım. Birden 83 dedim ya. 2000. Şimdi tamam. Bu soruyu sorayım mı sormayayım mı? Korkuyorum vallahi. Ben de korkuyorum. Ben gidelim hocam yani. Peki Özlem Hanım. Peki. Eşiniz kaç kilo? 95 olması lazım. Bana bakma bana ne bakıyorsun? 95. Eminsiniz? Yani. En son 95'ti. En son 95 diye duydum. Eksi artı bir kabul edeceğim. Cevabınız 95 ise eşiniz buraya tam 97 kilo olduğunu yazmış. Yani? Yani bir kiloyu kabul edebilirdik ama yani... 2 kilo olmaz tabii ki. Peki. Sinan Bey en çok hangi ülkeyi görmek ister? Arabistan diyeceğim. Allah herkese nasip etsin. Güzel bir ülke. Doğru cevap. Bunu bildin ya. Suudi Arabistan. Bunu bildin ben ya. Suudi Arabistan demedim özür dilerim. Bunu bildin ya. Bildin mi? Bildiniz. Bildim daha. Artık tutayım onu. Al hadi. Bunu bildin ya. Geniş önemli değil ya. İnşallah beraber gitmeyi İnşallah. Eder. İnşallah. Peki. Beşinci soru. En sevdiğim sorulardan biri. Eşiniz horlar mı Özlem Hanım? Sırt üstü yattığı zaman evet. Düz yattığı zaman? Yan yattığı zaman horlamaz. Yani genelde? Ben çeviriyorum ya. Beni nasıl çeviriyorsun? Hayır sesleniyorum yan yat diyorum yan yatıyorsun orada horlaman kesiliyor. Ama sırt üstü horlamıyorsun. Yan yatıp sen nasıl çevirebiliyorsun? Ya hayır ben sesleniyorum sana. Uykuda. Nasıl sesleniyorsun? Nasıl sesleniyorsun? Bir seslenir misin? Çok Sinan merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Sinan Bey siz uyuyorsunuz.
musunuz şu an? Ay Sinan. Özlem Hanım nasıl sesleniyor? Sinan yan dön diyorum. Seslenir. Bir seslenir misin? Sinan yan dön diyorum. Ben öyle kalkıyor muyum ya? Ben nasıl? Ben öyle kaldırma ihtimalin yok hayatım. Hayır var. Sinan öyle yapıyorsun. Hayır Sinan yan dön diyorum. Yani cevap veremezsiniz. Sinan Bey horluyor mu horlamıyor mu? Hor yani horluyor. Doğru cevap. Bravo. Evet. Tamam horluyor. Ne bileyim.